Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canı gönülden isterim. Evet yeni bir modelle geldim. Modelimiz çok şık ve çok güzel bir model arkadaşlar. Patiklerde, hırkalarda, yeleklerde, battaniye modellerinde, atkılarda, yani bebek pantolonlarında, bebek şapkalarında, yetişkin şapkalarında her yerde uygulayabileceğiniz kolaydan kolay çok güzel bir modelle geldim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olur. Yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz sizlere minnettar kalırım. Buyurun. Gereken söylememizi duyurumuzla yaptığımıza göre hemen modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ben sizlere model anlatacağım için şimdi biraz zincir çekip hemen modelime başlayacağım. İplerim arkadaşlar, polosu ve e, daha Ören Bayan'ın Ören Bayan'ın bir ipi arkadaşlar, favori Ören Bayan'ın bir ipi. E, Bimden almıştım arkadaşlar, bitiremedim, hala örüyorum, hala örüyorum ama bitmedi. <laughs> Şimdi zincirlerimizi ben bir miktar zincir çekeceğim arkadaşlar. Modelimize başlayacağım. Şimdi 1 2 saymaya da gerek yok. Şöyle zincirlerimizi çekelim. Çünkü modelimizi anlatacağım sizlere. Gerçekten modelimiz çok çok güzel bir model. Kısa bir dilim bile olsa inanın çok güzel olacak. Bu kadar kafi arkadaşlar bakın hemen birkaç tane daha çekelim. Şimdi her zincirimizin içerisinden şu şekilde ilmekler alıyoruz. Bakın. Her zincirimizin içinden bu şekilde ilmekler alıyoruz. Tunus örgüyü biliyorsunuz arkadaşlar. Zincir çekip zincirin üzerinden bu şekilde ilmek alma şekline Tunus örgü diyoruz. Birçok arkadaşımız Tunus örgü nasıl bilmiyorlar. Tunus örgü nasıl yapılır? Ee, kanalımda da var. Şu an size anlatmış olduğum modelimizin başlangıcı da e, sizlerin yapabileceği bir model arkadaşlar. Çok çok güzel bir model. Yani Tunus örgü modeli yapıyoruz şu anda. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, bize bu kadar kafi. Şimdi ilk ilmeğimi tek olarak alıyorum bakın. İlk ilmeğimi tek olarak alıyorum. Sonra 2 2 2 2 2 2 boşaltarak sıra başına geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi bırakıyorum. Neden mi? İp beyaz ipimizi bağlayacağız o yüzden arkadaşlar. ikinci renk geçişini yapacağız. hemen bağlayalım. Şu şekilde sıkıştırdık. Evet, şimdi bu ipimizi arkaya alıyoruz. Bakın, işte tığımızda iki tane ilmeğimiz kalmıştı. Şu şekilde aldık arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimize geçeceğiz. Bakın tığımızda bir tane ilmeğimiz var. Hemen bakın. 2 3 4. 4 tane tunus ilmeğimizi tığımıza taktık arkadaşlar. Şimdi e, bu 4 taneyi ne yapmıştık? Böyle e, ilmeklerin göbeğinden almıştık. Şimdi 4 tane yaptıktan sonra şu ilmeğin bir sağ boşluğundan bir de sol boşluğundan arkadaşlar bu şekilde. Tekrar göstereyim. İlmeğin içinden değil. 4 tane ilmek ördükten sonra ilmeğin bir sağ boşluğundan, bir sol boşluğundan. Şimdi yine dört tane ilmek örelim. Bir, iki, üç, dört. Bakın dört tane ilmeğimi ördüm. Şimdi yine bu ilmeğin bir sağından, bir solundan. Bakın bu şekilde örüyoruz. Tekrar yine dört ilmek örüyoruz. Bir, iki. 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi bakın ördüm. Şimdi tekrar ilmeğin bir sağından bir solundan örüyoruz bakın. Şimdi bizim burada 5 tane ilmeğimiz kaldı. Dö burada 4 tane yapmıştık. Burada e, zinciri saymadan yaptığımız için arkadaşlar 5 tane ilmeğimiz kaldı. Biz bu sondaki 2 ilmeği de birlikte alır. E, yani onu yine 4'e düşürürüz eşit olsun 2 3 bakın şu şekilde normalde burada bir ilmek bu da bir ilmek şu şekilde ikisini bir alıyorum ki başlangıç noktamızla bitiş noktamız aynı olsun diye Evet şimdi bakın ilk ilmeğimi bu şekilde tek olarak alıyorum sonra 2 sonra 2 sonra 2 ee, şeyin ilmeğimizin sağından ve solundan aldığımız ilmekleri ise arkadaşlar ikisini birden şu şekilde alıyoruz bakın tekrar son aradaki 4 tane. 1 2 3 4. 4 tane düz ördük. Arada sağından ve solundan girdiğimiz ilmeklerimiz var bakın. Bu şekilde. 1 2 3 4. Bakın sağından ve solundan girdiğimiz ilmekler bu şekilde alıyoruz. 1 2 3 Son 2 ilmeğimi renk değişikliği yaptığım için ikisini şu şekilde birlikte alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde oluşturduk. Şimdi arkadaşlar tekrar renk değişikliği yaptık aynı şekilde. Tığımızda bir tane ilmeğimiz var. Hemen göbeğinden 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde hemen biraz önce sağından ve solundan aldığımız ilmek gördüğünüz gibi burada ters V şeklinde oldu. Bu ters V'nin her zaman bir sağından bir solundan bu şekilde alıyoruz yine dört tane ilmek düz örüyoruz 2 3 4 4 düz ilmeğimi ördüm hemen ve ters ve'nin bir sağından bir solundan boşluklardan yani arkadaşlar şuradaki boşluklardan batıyoruz bir sağından bir solundan şimdi tekrar yine 1 2 3 4 Dört düz ilmeğimi ördüm tekrar bakın ters ve geldi bir sağından bir solundan ördüm kenardaki 4 tane düz ilmeğimi örüyorum kenardaki en son ilmeği arkadaşlar şu şekilde batmıyorum da kenarım düzgün çıksın diye şu şekilde alıyorum şimdi tek ilk ilmeğimi tek alıyorum sonraki ilmeklerimi bakın 2 2 2 alıyorum. Ama ilmeğimizin sağından ve solundan ördüğümüz ilmeği bu 2 ilmeği iki, yani bir tane bakın tığımda var. 2 tane de burada var. Üçlü bir şekilde böyle alıyoruz. 1 2, 3, 4 Aradaki 4 ilmeği 4 düz ilmeğimi ördüm. Bakın sağından ve solundan aldığımız ilmek 2 tane. Bir de tığımda var. Üçlü bir şekilde burayı da bu şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 4 Bakın bir tane tığımda var. Sağından ve solundan aldığımız ilmekler üçünü bir topluyoruz. Kenarı kenardaki düz ilmekleri. Evet renk geçişi yapacağım için ikisini toplamadım. Bu şekilde ikisini bir aldım. Bakın arkadaşlar. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrar devam edelim. İlk ilmeğim ilk ilmeğim tığımda hemen yanındaki ilmekten alıyorum çünkü ilk ilmeğim hemen şu alttaki ilmek olduğu için hemen yanındaki ilmekten aldım 2 3 4 4 tane bu bizim kenarım siz istediğiniz kadar kenar ilmeği koyabilirsiniz yaptığınız örneklerde arkadaşlar bu aradaki 4 ben 4 tane koydum siz yani 6 tane yaparsanız, 8 tane yaparsanız yani koymak istediğiniz şu düz ilmekleri e, sıralamasını istediğiniz gibi koyabilirsiniz siz. Yani 2 tane koyar böyle yaparsınız, 6 tane koyar bu şekilde V'lerimizi yaparsınız. Yani gerçekten o size kalmış bir şey. Ben 4 tane koydum aralarına. 4 modelden, 4 düzden sonra bir model koydum. Evet şimdi 4 tane düz, örg düz örgümü ördüm. Hemen bakın ters V'lerin bir sağından bir solundan girdim. Yine düz örgülerim 1 2 3 4. 4 tane düz e, ördüm arkadaşlar. Tekrar bir sağdan, bir soldan bakın bu şekilde ilmeklerimi aldım. Tekrar düz ilmeklerim 4 tane. 1 2 3 4. Tunus'ta düz örgü diye bu şu bölüme deniliyor arkadaşlar. Bir sağdan, bir soldan Hemen kenardaki dört tane düz ilmeğimi ördüm arkadaşlar örüyorum. kenarına nasıl yapıyorduk? Şu şekilde ikili bir şekilde örüyoruz. Önce bir ilk ilmeğimi bir olarak alıyorum. Sonra 2 2 2 düz ilmeklerimi ördüm. Bakın tığımda bir tane ilmek var. 2 tane bu bir sağından, bir solundan ördüğümüz ilmekleri de üçünü bir alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. bir 2, 3, 4 Bir tane tığımda var. 2 tane de bir sağında bir solunda yaptığımız. Hemen şu şekilde bakın topladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 Evet yine bir sağında bir solundan olan ilmeklerimiz var. Bir de tığımda var. üçünü bir alıyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 2 ilmeğimizde ne yapıyoruz? Renk geçişlerinde son iki ilmeğimizde renk geçişlerini de bu şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar bakın modelimiz çıktı. Gerçekten modelimiz çıktı. G e, güzel bir tunus örgü modeli oldu. Şimdi arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir. Ben birkaç sıra daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimizi ilerlettim, büyüttüm. Ne kadar güzel bir model oldu. Dediğim gibi bebek yeleklerinde, hırkalarda, patiklerde, atkılarda yani kullanabilir her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Arkası da çok güzel. Hemen şöyle beyaz ipime bir geçiş yapayım. Bakın arkası da bu şekilde. Çok güzel arkası da arkadaşlar modelimizin. Önü de bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Modelimizi inşallah anlatabilmişimdir. Modelimiz çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar. Ben bir de yeşille beyazla çalışmıştım. Sizlere onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yeşille beyazın çalışması da çok güzel oldu. Arkası. Bakın. Gerçekten harika, çok güzel bir model oldu. Sizler de bu tunus örgü modellerinden yapmak isterseniz arkadaşlar. Modeli anlattığım gibi modelimiz bakın çok güzel bir model. Dediğim gibi atkılarda patiklerde, hırkalarda, yeleklerde bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde yetişkin hırkalarında yetişkin yeleklerinde yapabileceğiniz çok basit, çok güzel bir model. Evet arkadaşlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere sizleri Yüce Mevlam'a havale ediyorum. Allah Allah'ıma emanet olun. Kurban olduğum Allah'ım her şeyi gören ve iştendir. Biz Rabbimize her şeyi havale edelim. Gerisini Allah'ımıza bırakalım diyorum. Hepinize iyi günler diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.